Apple iPhone'ları yavaşlattığı için yaklaşık $500 milyon ödeyecek. Apple'ın başı iPhone modellerini kullanıcıların uyarmadan yavaşlattığı gerekçesiyle dertte. ABD'li şirketin sunulan güncellemeler sonrası eski iPhone'ları yavaşlattığı ve bu şekilde kullanıcıları model yenilemeye yönlendirdiği ortaya çıkmıştı. Apple görülen mahkemede $500 milyon ceza ödemeyi kabul etti. Aralık 2017'de pil performansında süreklilik sağlayabilmek için eski iPhone'ları yavaşlattığını itiraf etmişti. ABD merkezli şirket eski iPhone'ları yeni modeller piyasaya sürüldüğünde sessiz bir şekilde yavaşlatmakla ilgili suçlamaları kabul ederken telefon sahiplerini yeni telefonlar veya bataryalar satın almaya zorlaması nedeniyle $500 milyon ödeme yapacak. Yapılan anlaşmanın yürürlüğe girmesi için davanın Kaliforniya'daki ABD Bölge Hakimliği tarafından onaylanması gerekiyor. Apple'ın yavaşlatılan iPhone başına $25 ödeme yapması öngörülüyor. Tabii ki bu miktar kaç iPhone'un yavaşlatıldığına bağlı olarak yukarı çıkabilir veya aşağı inebilir. Apple'ın toplamda minimum $310 milyon ödeme yapacağı tahmin ediliyor. iOS 10.2.1 veya sonraki işletim sistemini çalıştıran iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus veya SE'yi kapsıyor. Ayrıca 21 Aralık 2017'den önce iOS 11.2 veya sonraki sürümlerini yüklemiş olan iPhone 7 ve 7 Plus sahipleri Apple'dan talepte bulunabilecek. Bu kapsamda Apple'ın yalnızca ABD'deki iPhone sahiplerine ödeme yapacağı belirtiliyor. Gelelim telefon yavaşlatma olayının perde arkasına. Tüketiciler Apple yazılım güncellemelerini yükledikten sonra telefonlarının performansının düştüğünü iddia etmişlerdi. Telefonlarının kullanım ömrünün sonuna yaklaştığına inanmaları konusunda yanlış yönlendirildiklerini söyleyen iPhone kullanıcıları, kendilerinin telefonları ya tamamen değiştirmeleri ya da pilleri değiştirmeleri gerektiğine inandıklarını belirtmişlerdi. Apple ise yaşanan bu gelişmeler karşısında sorunları çoğunlukla sıcaklık değişimlerine, yüksek kullanım ve diğer bazı sorunlara bağladı. Şirket, mühendislerin bu durumları ele almak için hızlı ve başarılı bir şekilde çalıştığını söyledi. Bu arada tüketicilerin avukatları Apple ile anlaşmayı adil, makul ve yeterli olarak nitelendirdi. Söz konusu avukatlar iPhone başına $25'lık bir ödeme talep etti. Avukatlar ayrıca yasal ücretlerde $310 milyon %30'una eşit olmak üzere $93 milyon, masraflar için de $1,5 milyon kadar talepte bulunmayı planlıyor. Apple yavaşlattığı iPhone'lara ilişkin tepkilerin ardından özür diledi ve yedek pillerin fiyatını $79'dan $29'a düşürme kararı aldı. Öte yandan ABD merkezli şirket konuyla ilgili Fransa Rekabet Politikası Genel Müdürlüğü tarafından açılan dava sonucunda €25 milyon tazminat ödemeye mahkum edilmişti.